Yaptığımız objeler hakkında söyleyebileceğimiz en can alıcı şeylerden biri bu şeylerin bizden çok daha fazla yaşıyor olmaları. Yani onların birçok farklı hayatı olabilir. Her yaşamlarında, her farklı jenerasyonda farklı anlamlar taşıyabilirler. Zaman geçtikçe anlamları zenginleşir. Bu anlamda en sıra dışı objelerden biri Kilos silindiri. Bu obje yaklaşık 2500 yıllık. Kilden yapılmış küçük bir fıçı şeklinde olan bu yapıtın üzerinde çivi yazısıyla yazılmış bir bildiri bulunuyor. 1879 yılında British Museum'ın şu anda Irak topraklarında olan Babil'e yaptığı bir keşif gezisi sırasında bulunmuş. Kilos silindirini anlamak için o zamanın dünyasını anlamamız gerekir. Bu İran'ın Pers İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü bir dünya. Hikayemiz M.Ö. 550 yılında Pers İmparatorluğu'nun kurucusu İmparator Büyük Kiros ile başlıyor. Pers ve Med kavimlerini birleştirdikten sonra İmparator Kiros, günümüz Türkiye'sinde bulunan Lidya'nın kralı Karun ile karşı karşıya geldi. Karun'u savaşta alt ettikten sonra da batıda Babil İmparatorluğu ile çetin bir savaşa girdi. Milattan önce 539 yılında imparatorluğun başkenti olan Babil'i kuşattı ve şehir kısa süre sonra düştü. Kiros'un önderliğinde Pers İmparatorluğu antik çağın süper gücü haline geldi. Kiros'un Babil'i fethi öngörülmüş ve Yahudi peygamber Daniel tarafından eski ahitte tarif edilmişti. O gece Babil prensi Belşazar bir ziyafet verdi. Ziyafette Kudüs tapınağından getirilmiş kutsal altın kaplar kullanılmıştı. Sonra bir anda duvarda mucizevi bir şekilde bir el yazısı belirdi. Yazıda şöyle diyordu: hassasiyetle tartıldın, yetersiz bulundun. Kraliyetin Medlere ve Perslere verilecek. Bu olay sebebiyle duvardaki yazı bizde tehlike işareti anlamında bir deyim olarak kullanılır. Rembrandt'ın Belşazar'ın Ziyafeti isimli harika bir eseri vardır. Birkaç saat içinde koca Babil İmparatorluğu yıkıldı. Kiros, Babillilere istilasını meşrulaştırmak için kil tabletlere yazdırdığı bildiriyi kullandı. Burada da muhtemelen çokça dağıtılmış olan bir tablet örneğini görüyoruz. Günümüze kadar ulaşan bu parçalar Kiros silindiriyle benzer bir ifade tarzına sahipler. Kiros silindiri Babilliler için yapıldığından Babil dilinde yazılmıştı. Babil dili Sami dillerindendi ve modern İbranice, Arapça ve Aramici ile ilişkiliydi. Kiros'un memurlarının kullandığı yazı sistemi M.Ö. 3000'den çok daha önce antik Irak'ta bulunmuş olan geleneksel çivi yazısıydı. Bu yazı, Çinlilerin yemek çubuklarına benzeyen taş kalemlerle kurumaya yakın kıvamda olan kilin üzerine bastırılarak yazılırdı. Dilin seslerini ifade eden işaretler, çizgilerin farklı şekillerde yontulmasıyla oluşturulurdu. Her biri tek tek yazılırdı ve okuyucu bu parçaları bir araya getirerek anlam çıkarırdı. Bu satırda ben Kuroş, Şar Kişati, dünyanın imparatoru, büyük kral ve Babil kralı diyor ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi buraya Kuroş yazacağız. Evet ve ilk işaret Ku için. Büyük bir dikey çizgi, iki küçük yatay çizgi, daha büyük bir tane yatay çizgiyle küçük bir dikey çizgi ve bir yatay çizgi daha yapıyoruz. Kutuya benziyor. İşte bu ku. Sonra ro yazıyoruz. Üç kalın yatay çizgiyle başlıyoruz. Yanına büyükçe bir tane daha yatay çizgi, sonra da bir küçük dikey ve bir tane daha büyük dikey. Kuro. Şimdi aşı yazalım. Bunun için 3 tane uzun yatay çizgi yapıp ortaya da bir dikey çiziyoruz. Evet. Şimdi bunu okuyalım. Kuro aş. Yani Kiros'un ismi. Silindirin üzerindeki yazının başlarında Kiros'un değerleri ve Babil'i işgal etme sebepleri yüceltiliyor. 30-35. Satırlar arasında ise Kiros, modern anlamda özgür düşünceli bir lider olarak tanımlanıyor. Kiros'un işgalden sonra yaptığı ilk işlerden biri, Babillilerin kölelerini serbest bırakmaktı. Bu onun hükümdarlık tarzının bir göstergesiydi. Silindirde anlatılan olay da işte buydu. Bu olay, Yahudilerin tarihinde en önemli anlardan biriydi. Yıllarca Babil'deki ırmak kenarlarında gözyaşı döktükten sonra, sonunda Kudüs'e dönmelerine ve tapınaklarını yeniden inşa etmelerine izin veriliyordu. Babil'deki sürgünden Kudüs'e geri dönmek ve Kiros'un ikinci tapınağını inşa etmelerine izin vermesi Yahudiliği yeniden şekillendirdi.
Bu yüzden Yahudi yaşamında ve mitolojisinde geri dönüş kavramı önemli bir yer tutar. David Ben-Gurion bunu şu şekilde ifade etmiş. Kiros düşmanlarına eşine Azra sınır bir merhamet göstermiştir. Bütün dinlere eşsiz bir hoşgörü duymuştur. Kiros, Zion'a ilk geri dönüş için belirleyici olmuştur. Kiros'un imparatorluğu zamanla yıkılmasına rağmen Kiros'un kendi düşünceleri yaşamaya devam etti. Kiros örnek bir liderdir. Kiros'a dair bu yaklaşımın kaynağı Yunan tarihçi Ksenofon'a dayanır. Kitabı Cyropedia'da bir imparatorluğun nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatır ve Kiros'u model olarak alır. Bu kitap Rönesans boyunca ve Amerika'nın kurucuları arasında çok popülerdi. Jefferson'ın Ksenofon'un Kiros'un Hayatı isimli kitabından 2 ya da 3 kopyaya sahip olduğunu ve sıkça bu kitaba atıfta bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşuyla Kiros silindirinin doğrudan bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz. Büyük Kiros'un kurduğu Pers İmparatorluğu, Kral Darius zamanında altın çağını yaşadı. İmparatorluk, Orta Akdeniz'deki Libya'dan günümüz Pakistan'ında bulunan Indus Vadisi'ne kadar genişledi. Bu, günümüzde de halen geçerli olan Orta Doğu fikrinin başlangıcıydı. Bugün Yakın Doğu ya da Orta Doğu tabirlerini kullandığımızda aslında tam olarak Pers İmparatorluğu'nun bulunduğu alandan bahsediyoruz. Arkamdaki friz, Pers İmparatorluğu'nun başkenti Persepolis'te bulunan Kraliyet Sarayı'ndaki duvar süsünün bir kopyası. İmparatorluk da farklı insanlara farklı hediyeleri getirirken gösteriyor. Bu imparatorluğun çeşitliliği hakkında bize harika şekilde bilgi veren bir simge. Herkes kendine özgü bir hediye getiriyor. Pers İmparatorluğu diğer imparatorlukların aksine insanları tek tip olmaya zorlamıyordu. Farklı adetlere, geleneklere, dillere ve inançlara sahip insanların hep birlikte yaşamasına izin veriyordu. Baş döndürücü çeşitliliğe sahip bir imparatorluğun nasıl yönetileceğine dair harika bir model olmuştu bizler için. Bugün bile inceleyebiliriz. İmparatorluk çok geniş bir alana yayılmış olduğundan bu büyük toprakları yönetmek için yeni uygulamalar ve teknikler gerekiyordu. Bu sergide Pers çivi yazılarıyla beraber bunları vurguluyoruz, yeni teknolojileri de tanıtıyoruz, harika yeni mücevher çeşitlerini, altın ve gümüş kaseleri de sunuyoruz. Bu dönemde Aramice'nin sıklıkla kullanıldığını görüyoruz, ayrıca geniş kapsamlı bir madeni para koleksiyonunu da sergiliyoruz. Lidya kralı Karun, refah düzeyi çok yüksek bir halkı yönetiyordu. Kiros, Lidyalıların gümüş ve altın paralarını gördü ve bunları benimseyip kendisi de Kriyasit dediğimiz madeni paralara bastırdı. Bu paralar bir aslanın bir boğaya saldırışını gösteriyor. Darius'un başta olduğu 522 yılına kadar bu paralar kullanılmaya devam etti. Darius tamamen yeni bir para sistemi getirdi. Eski altın İran parası Darik, onun ismiyle anılır. Gümüş, sikloslar da İbranice, gümüş paralar manasına gelen kelimelerden türemiştir. Darius kendisini işin ehli bir okçu, yetenekli bir atçı ve becerikli bir mızrakçı olarak tanımlardı. Persler de bu sebeple kesinlikle Darius'un bu paralarının üzerindeki okçular gibi resmedilmek isterlerdi. Bu kolluk Oxus hazinesinden bir parça. Uç kısımdaki bu mitolojik figürler muhtemelen Zerdüşti Verona kuşunu temsil ediyor. Yüzeyde yarı değerli taşların, camın ve renkli macunların kakılması için birçok oyuk mevcut. Bu Ahamenes döneminin ayırt edici bir özelliğiydi. Kolluklar bu dönemde değerli diplomatik hediyelerdi. Persepolis'teki Apadana kabartmalarında 4 farklı delegasyonun hediye olarak kolluk getirdiği açıkça görülmektedir. Oxus hazinesinde altın levhalar şeklinde yapılmış büyüleyici adak objeleri de yer alıyor. Bunlardaki figürler muhtemelen keçeden üretilmiş, yumuşak bir başlık takıyorlar. Çenelerinde ağzı kapamak için yukarıya da çekilebilen koruyucu bir parça var. Ateş başında yapılan dini törenlerde veya ritüellerde
ateşi korumalıydılar. Çünkü ateş kutsal bir elementti ve kirletilmemeliydi. Kutsalmış tahtta çubuklar tutuyorlardı. Ahamenişlerin Zerdüş olduklarını düşünüyoruz. Zerdüşlük ismini Zerdüş isimli peygamberlerden alan antik bir din. Birçok tanrıya tapılan bir zamanda Zerdüş çıkıyor ve tek bir yaratıcı vardır, o da Ahura Mazda'dır diyor. Bu daha sonra gelen Kral Darius'un resmi mührü. Darius imparatorluğun yönetimini ve finansal temelini sağlamlaştıran kişiydi. Kral Darius bir aslan avlıyor. Onun üzerinde ise insan başlı kanatlı bir figür var. Bu figürün Zerdüş tanrı Ahura Mazda olduğu düşünülüyor. Yazıda şöyle denmiş: "Ben büyük kral Darius'um." Üç dilde yazılmış: eski Farsça, Elamca ve Babilce. Kimi zaman Mısır hiyerogliflerinin de dahil edildiği bu anıtsal resmi diller, imparatorluğun çok kültürlü yapısının başka bir işaretiydi. Pers İmparatorluğu hakkında bildiğimiz şeylerin hemen hemen hepsi aslında Yunan kaynaklarına dayanıyor. Yani düşmanları tarafından yazılmıştı. Bu durum 20. yüzyıl Amerika'sını sadece Sovyet kaynaklarından öğrenmek gibi düşünülebilir. Bu silindir işte bu yüzden çok önemli. Burada Persliler kendi Persli bakış açılarından konuşuyor, dünyaya hitap ediyorlar. Bu doğrudan Kiros'tan gelen bir mesaj. Kiros silindiri 1879'da bulunduğunda Kiros ve silindir çok farklı tartışmalara sebep oldu. Bu tartışmalar devlet yönetimi hakkında değil de yazının güvenilirliği hakkındaydı. 19. yüzyılın ortaları yazının gerçekliği ve orijinalliği üzerinde durulan bir zaman oldu. Darwin evrim hakkında yazıyordu. Jeoloji konusunda yeni keşifler yapılıyordu ve insanlar yazıların güvenilirliğini tartışıyordu. Silindir'e göre Kiros, Babil tanrısı Marduk tarafından yönetiliyordu. Museviliğin kutsal kitabı Tanah'a göre Kiros'u yöneten, ona askeri eylemlerinde kılavuzluk eden İsrail'in yüce tanrısıydı. Dolayısıyla Kiros silindirinde Tanah, Tarihler kitabı ve Ezra kitabıyla karşılaştırıldığında aynı askeri eylemler için iki farklı dini yorum olduğunu görüyoruz. Bu durum İbranice yazıların çok daha büyük bir Orta Doğu dini geleneğinin parçası olduğunu bize işaret ediyor. Kiros silindirinin modern ilişkilere dahil ediliyor olması sadece bir başlangıçtı. 1971 yılı Pers monarşisinin 2500. yıl dönümüydü. İran Şahı antik başkent Persepolis'te ve Kiros'un mozolesinin bulunduğu Pasargat'ta kutlamalar düzenledi. Kiros silindiri kutlamaların resmi sembolüydü. Böylece tekrar yeni bir hikaye başlamış oldu. Şah'ın İran tarihini tekrar keşfetmesi onu geleneğin merkezi haline getirdi. Madeni paralar Şah'ın ve silindirin resimleriyle süslendi. Kiros silindiri Şah'ın garantörüydü. Fakat kısa bir süre sonra Şah gitti ve devrimci İranlılar İslami bir tarihi tercih ettiler. İran-Irak Savaşı ile beraber 2500 yıl önce Irak'la yapılan savaşın sonunda elde edilen zafer İranlılar için birleştirici bir sembol oldu. Bir İranlının Yahudileri serbest bırakıp Kudüs'e geri dönmelerine izin verdiği o anı derinlemesine düşünmek gerekiyor. Kiros silindiri 2010 yılında sergilenmek için Tahran'a gittiğinde yaklaşık 500.000 insan tarafından ziyaret edildi. Müslümanlar, Hristiyanlar, Zerdüşler, Yahudiler, herkes vardı. Sonrasında İran'ın bugünkü durumuyla ilgili tartışmaların odağı haline geldi. Geçmiş İran'ın bugünü ve geleceğini nasıl şekillendirecek? Bununla beraber bütün bu bölgenin ve dünyanın geleceğini nasıl etkileyecek? Bana sorarsanız, bu derin tartışmadaki en inandırıcı ve en güçlü sesin, bu sessiz ve kırık kil silindirinden çıkan ses olabileceğine inanıyorum ben. Benim fikrim bu.